Yapalım, Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> hey. 4 Cumhurbaşkanı adayı, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. <laughs> Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim işliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için zaman daralıyor. Vatandaşlar gelecek pazar günü sandığa gidecek. Verilen oylarla 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ve yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak pusuladaki sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olarak yarışacak. Milletvekili genel seçiminde ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191.884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64.113.941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4.904.672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53.172. Tüm yurtta oy verme işlemi 8'de başlayacak, 17'de sona erecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Hayır, hayır, hayır. Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek. Bu seçimde Cumhurbaşkanının yanı sıra parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Tercih veya evet mührü dışında pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka zarfa herhangi bir şey konulmayacak. Aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Mühür basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak. Hayır, hayır, hayır. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler aynı seçmen bilgi kağıdıyla ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. Evet. Tamam o büroyu bırak abice.